Herkese merhabalar. Birinci seviye UT eğitimi tanıtım videosuna hoş geldiniz. Ben Zeynel Demirtaş. Sizlere birinci seviyede hangi egzersizlerle ders işleyeceğiz, hangi başlıklar altında derslerimiz olacak, bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Biraz eğitim sisteminden bahsedeceğim. Aslında eğitim sistemi ile ilgili daha uzun bir videomuz var. Onu da izleyebilirsiniz ama burası birinci seviye, yani ilk başlangıç olduğu için burada da kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi eğitim sistemi oldukça malumunuz önemli. Her konuda önemli, sadece UT için değil. Şimdi UT aslında perdesiz bir enstrüman olduğu için oldukça zor bir enstrüman. Aslında sadece perdesiz olmasından dolayı değil, şekil itibariyle de bozuk bir enstrüman olduğu için, yani şekilsiz bir enstrüman olduğu için hakim olması, tutması oldukça zor bir enstrüman. Dolayısıyla tüm bu bileşenler birleştiğinde, yani şekil bozukluğu, ne bileyim işte arkaya doğru şeyin, teknenin şişkin olması, kilolu insanlarda tabii ki bu daha da sıkıntı olacaktır tutma açısından, kavrama açısından. Perdesiz olması, bunların hepsi birleştiğinde biz oldukça zor bir enstrümanla baş ediyor hale geliyoruz. Bunun için biz bu enstrümanı öğrenirken muhakkak teknik olarak ilerlememiz gerektiği konusunda sizlere bilgi vereceğim. Ve bu konuda umut ediyorum ki bana katılacaksınız ve benim yol göstericiliğim huzurunda sizler de bu enstrümanı teknik olarak çok iyi bir şekilde öğrenmeye başlayacaksınız, öğreneceksiniz. Şimdi öncelikle ben UD'u nasıl öğretiyorum? Bundan kısaca bahsedeyim. Biz UD'u ilk önce nasıl tutacağız? Ondan bahsedeceğim birinci seviyede. Ya birinci seviyede aslında iki başlığımız olacak. Birincisi sağ el mızrap çalışmaları, ikincisi sol el baskı çalışmaları. Bu kadar. Ve biz önce UD nasıl tutulur onu öğreneceğiz videolarla. Ben size değişik değişik açılardan UD'u nasıl tutmamız gerektiği konusunda çok güzel bilgiler vereceğim. Siz her açıdan beni görerek, birçok açıdan beni görerek bunu deneyimleyeceksiniz, tecrübe edeceksiniz ve çok güzel bir şekilde bu udu tutmaya başlayacaksınız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Önce udu nasıl tutmamız gerektiği konusunda sizlere bilgiler vereceğim. Daha sonra udu tuttuktan sonra mızrabın nasıl tutulduğu, ilk mızrabı vuruşumuz. Bu oldukça zor bir şey. Yani ben son tabii 7-8 yıllık, 7-8 yıldır eğitim tecrübem, UT eğitimi tecrübem var ama deneyimim var ama son 3-4 yıldır çok yoğun bir eğitim tecrübesi var. Gerek grup dersler, gerek özel dersler. Bu ilk mızrabı vuruş kadar zor başka hiçbir şey yok. Yani hem öğreten açısından hem öğrenen açısından. Dolayısıyla bu ilk mızrabı vurmak, vurduktan sonra gerisi akıyor. İlk vurmak çok önemli. Bu videoları, bu ilgili ilk mızrabı vuruşla ilgili videoları çok dikkatli izlemenizi, mızrap vuruş açımızı, mızrap vuruş tekniğimizi, mızrabın işte elimizde ne kadar gevşek kalması konusundaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde izlemenizi ve çalışmanızı, dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yani biz udu tuttuktan sonra ilk mızrabımızı vurarak ikinci telden mızrap çalışmalarıyla bu enstrümanı öğrenmek için ilk adımımızı atmış olacağız ve mızrap çalışmalarına başlayacağız. Mızrap çalışmalarını yaparken kesinlikle metronomla çalışacağız. Metronom eşliğinde yavaş yavaş başlayacağız. Kademe kademe hızlanacağız. Yavaş yavaş hızlanacağız. Çünkü önce metronom eşliğinde yavaş yavaş yaparak biz o çalışmayı, o mızrabı, o bileğimizin dönmesini,
anlamamız gerekiyor. Önce bir onu sindirmemiz gerekiyor. Daha sonra anladıktan sonra hızlanarak metronom eşliğinde kademe kademe hızlanarak bunu geliştireceğiz. Ama anlamadan geliştirmeye başlamamamız gerekiyor. Yani yavaş yapmadan hızlı yapmamamız gerekiyor. Burası çok önemli. Videoları çok dikkatli dinleyip uyguladığınızda çok kolayca bu egzersizleri yapabiliyor olacaksınız ve geliştiğinizi göreceksiniz. Mızrapta belli bir kıvama geldikten sonra işte birçok mızrap egzersizi olacak. Bu sizi belli bir aşamaya getirecek. Çünkü ben bir ders, iki ders mızrap vurup sol ele geçme taraftarında değilim. Mızrabın belli bir kıvama gelmeden sol ele geçirmesi durumunda algımızın hem mızrap hem sol ele bölüneceği konusunda çok kesin bir tecrübem var. Çok kesin bir bilgim var. Dolayısıyla mızrabı otomatiğe bağladıktan sonra sol ele geçersek eğer tamamen sol ele odaklanıyor olacağız ve mızrap otomatiğe bağlanmış olacak. Mızrabı otomatiğe bağlayabilmemiz için de benim normal özel ders ve grup ders tecrübelerime göre minimum bir ay, bazen 2 ay mızrap vurmamız gerekiyor. Bu konuda size bilgi olarak dursun. Tabii ki herkes bir ay, 2 ay vuracak diye bir şart yok. Bir kişi vardır. Mızrap çok kolay, çok iyi bir şekilde tekniğe oturur. 2 haftada belli bir kıvama gelir. Sonra da geçebilir. Sonuçta bizim sonra da geçmek için baz aldığımız bir egzersiz var. Onu yapabiliyorsa kişi tamam. Sonra da geçebilir. Bunu zaten videolarda göreceksiniz. Dolayısıyla biz udu tuttuktan sonra dediğim gibi mızrabı belli bir kıvama getireceğiz ve sol ele geçmeye hak kazanacağız. Sol ele geçtikten sonra bizim enstrümanımız perdesiz bir enstrüman olduğu için burada tabii ki bizim sol elimizin konumu oldukça önemli. Yani şu şekil olarak parmaklarımızın baskı şekli, parmaklarımızın aralığı, bunları geliştirmemiz açısından çok bol bol egzersizler yapmamız gerekiyor. Ve bu egzersizleri ben size videolarda sunacağım. Bol bol egzersizlerle, teknik egzersizlerle parmaklarımıza perde görevini yükleyeceğiz. Çalışmalarımızda bunlar iyice oturacak. Ve bir yandan mızrabımız çalışırken bir yandan sol el belli bir kıvama gelecek. Aslında ikisi beraber hem sol el gelişecek hem sağ el mızrap gelişecek. Belli bir kıvama gelecek ve biz birinci seviyeyi başarıyla tamamlamış olacağız. Şimdi farkındaysanız hiç notadan bahsetmedim. Birinci seviyede ve ikinci seviyede size notadan bahsetmeyeceğim. Yani işte biz bu parmağımızı buraya koyduk. İşte burası sol ya da ne bileyim işte fa gibisinden nota ismi vermeyeceğim. Ben sadece size pozisyonları öğreteceğim ve diyeceğim ki işte birinci parmağımız dördüncü pozisyonda, işte dördüncü parmağımıza sap dibine gelecek. Aralıklar da böyle olacak. Şimdi bunları belli bir kıvama getirene kadar, belli bir aşamaya gelene kadar bu şekle girecek parmaklar ve burada biz sese çok fazla takılmayacağız. Burada amacımız parmaklarımızı elimizin şu şeklini vermek ve parmaklarımıza perde görevi yükleyerek bu aralıkları kazandırmak. Bir süre sonra biz sesi dinleyerek, sesi hissederek bu yerleri, yani notaların yerlerini artık hissederek bulmaya başlayacağız. Nota yeri de çok da önemli olmayacak bizim için. Dolayısıyla sadece birinci seviyede değil, ikinci seviyede de ben sizlere notaların isimlerini ya da yerlerini, yani notaların isimlerini söylemeyeceğim. Hatta yerlerini falan göstermeyeceğim. İsmini bile telaffuz etmeyeceğim ben sizlere. Çünkü biz
Biraz önce ne demiştim? Sağ eli geliştirdikten sonra sol ele geçiyoruz. Sağ el belli bir kıvama gelmesi lazım. Otomatiğe bağlanması lazım. Çünkü biz sağ ele çalışırken, mızrabı çalışırken bütün odak noktamızı sağ ele vermemiz gerekiyor. Bütün yoğunluğumuzu sağ ele harcamamız gerekiyor ki sağ el %100 verimle daha iyi gelişsin diye. O geliştikten sonra orayı düşünmeden sol ele bütün algımızı vermemiz gerekiyor. Eğer sağ el gelişmeden sol ele geçersek ikiye bölünür algı. Yani bir yandan sol el düşünülür, bir yandan sağ el düşünülür. İkisi de belli bir kıvama gelemez. Karma karışık bir durum ortaya çıkar. Dolayısıyla bunu baz aldığımızda biz udu önce bir öğrenmemiz gerekiyor. Yani önce bir udu bir tutalım. Ne bileyim işte sağ elimiz bir belli bir kıvama gelsin, teknik egzersizlerle teknik olarak gelişsin. İşte sol elimiz perde görevi yüklensin, belli bir kıvama gelsin. Hani biz udu şu an anlamaya çalışıyoruz. Uda hakim olmaya çalışıyoruz. Udu öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz bu udu öğrenmeye çalışırken, hakim olmaya çalışırken, anlamaya çalışırken başka bir şeylerle kafamızı, beynimizi meşgul etmemeliyiz. Yani başka bir şeyler derken bunlar tabii nota olur, usul olur, makam olur, notanın değerleri olur. 8'lik notaymış, ne bileyim 4'lük notaymış gibi. Bunlarla kafamızı meşgul etmemiz gerekiyor. Sadece teknik egzersizlerle ilerlememiz gerekiyor. Bunu birinci seviyede de, ikinci seviyede de ben sizlere sunmayacağım. Notayla bu sistemi ilerletmeyeceğim. Tamamen duymaya yönelik, hissetmeye yönelik ilerleyeceğiz. İkinci seviyenin tanıtım videosunun altında bununla ilgili, bu nota sistemiyle ilgili yine bir açıklamam var. Orayı da izlemenizi tavsiye ediyorum, dinlemenizi tavsiye ediyorum. İnanın böyle bu şekilde çok daha iyi gelişeceksiniz. Çok daha hızlı gelişeceksiniz. Zaten biz udu öğrendikten sonra, yani uda hakim olduktan sonra, udda belli bir seviyeye geldikten sonra nota, usul, makam bunlar çok da zor olan şeyler değil. Yani bunlar zaten kolay şeyler. Yani hemen nota dediğimiz belli bir sürede öğrenilecek şeyler. Ama ud öyle değil. Udu eğer biz tam olarak şey olarak teknik olarak hakim olamazsak ya da ne bileyim işte bir yandan notaymış, bir yandan makammış, bunlarla ilgili kafamızı meşgul eder. Uda tam olarak yoğunlaşamazsak ud belli bir kıvama gelemez. Ud belli bir kıvama gelmezse o zaman neye yaradı nota öğrenmek ya da makam öğrenmek ya da usul öğrenmek? Biz sadece müzik öğrenmek için enstrüman öğrenmiyoruz ki. Biz önce bir enstrümanı öğrenelim. Ondan sonra teorik bilgileri öğreniriz. Makamı, notayı, solfeji. Dolayısıyla bu sistemle gideceğiz. Farklı bir sistem. Belki size farklı gelebilir. Ama inanın çok daha verimli olacak. Çok daha hızlı gelişeceksiniz. Birinci seviye biraz size sıkıcı gelebilir. Ama birinci seviye çok temel egzersizlerden meydana geliyor. Sizin mızrabınızı, tonunuzu oturtacak. Sol eli belli bir kıvama getirecek. Onun için lütfen birinci seviyeyi küçümsemeyin. İşte çok sıkıcı bulmayın. Yani egzersizlerin ne bileyim hani çalışmaktan çok fazla kaçınmayın. Yani kaçmayın egzersizleri çalışmaktan. Çünkü o egzersizler sizleri ikinci seviyeye hazırlayacak. Sonra ikinci seviye sizi üçüncü seviyeye hazırlayacak. Ya yani bunlar aslında şey bir yol ve birinci seviyede tamam biliyorum sıkıcı ama sabrederseniz o ilerideki mutluluğu yaşayacaksınız emin olun. Sizlere UT hayatınızda başarılar diliyorum. İkinci seviyelerde ve üçüncü seviyelerde inşallah görüşmek dileğiyle başarılar.